Efendim, kilo vermeye karar verdiniz. Kendinizi zayıflamak için bir sürece soktunuz. Herkesten az yiyorsunuz, çaba gösteriyorsunuz, spor yapıyorsunuz. İlk başta kiloları verdiniz. Örnek veriyorum, ayda 3 kilo, 4 kilo gitti ama 3 ay sonra bir oldu, durdu, tıkandı. 8 kiloda 9 kilonun altına inemiyorsunuz. Bunu hiç yaşadınız mı? Evet dediğinizi duyar gibiyim. İşte burası kırılma noktasıdır. Yani bir insan kilo vermeye başladığı zaman hep aynı hızda kilo veremez sevgili dostlarım. Bunun bir kere farkındalığını oluşturmamız gerekiyor. Bazen hastalarımda da bunu görüyorum ben. Kilo vermek için sürece başlıyoruz. Birinci ay 5 kilo gidiyor. İkinci ay 4 kilo gidiyor. Üçüncü ay 2 kilo gidiyor. Dördüncü ay 1 kiloya indiğinde hastamdaki cümle şu oluyor. Bak görüyor musun doktorcuğum diyor. Bak görüyor musun diyor. Bu kadar uğraşıyorum, uğraşıyorum. Hep aynı sonucu yaşıyorum. İlk başta hızlı gidiyor, sonra bir duruyor. Duruyor ve ben bu noktada pes ediyorum ve artık yapamıyorum diye düşünüp tekrar eski kilolarımı geri alıyorum diyor. Şimdi bu hasta örneğinde baktığımızda mesela birinci ay 5 kilo verdi. İkinci ay 4 kilo verdi. Ne oldu? 9 kilo. Üçüncü ay 2,5 kilo verdi. 11,5 kilo. Dördüncü aya geldik, 1 kilo daha verdi, 12,5 kilo. 4 ayda 12,5 kilo gibi kocaman bir rakamı gözünün önüne almamız gerekiyor aslında. Tabii ki vücut bir noktadan sonra hep aynı hızda kilo kaybedemez. Mesela ben burada hastama diyorum ki, bir tanem diyorum, biliyor musun diyorum, sen her ay 5 kilo versen 10 ay sonra matematiksel olarak ortadan kalkarsın mesela 80 kilo olan bir hastama. Çünkü sen her ay 5 kilo versen bu 10 ayda 50 kilo yapar. 80'den 50'yi çıkarırsak geriye 30 kalır, ortada insan kalmaz neredeyse. Yani bir kere kilo vermeye başladığımızda gerçekçi hedefler oluşturmamız gerekiyor. Vücudumuzu anlayıp dinleyip bunu yorumlamayı bilmemiz gerekiyor. Her ay aynı hızda aynı şeyleri yapsanız bile aynı sonucu alamazsınız. Tek yapmanız gereken vazgeçmemek ve ivedilikle bunun üzerine gitmek ve ben yapamıyorum cümlesini asla kendinize söylememeniz gerekiyor. Bir insanın sağlıklı olarak ayda verebileceği maksimum kilo vücut ağırlığının en fazla %8 ila 10'udur. Yani 150 kilo bir insan bir ayda maksimum 14-15 kilo verir. Bizim kliniğimizde 14-15 kilo veriyorlar mı? 150 kilolarda bile biz bunu görmüyoruz. %5-6 kilo kayıplarından daha sağlıklı olduğunu düşündüğüm için kişiye ona göre plan yapıyorum. Her ne kadar literatürde %8-10'a kadar verilebilir derse de hastayı çok kısıtladığınızda bir müddet sonra yoyo sendromu dediğimiz denizden çıkmış balık gibi insan ne yapacağını bilemiyor. O nedenle ılımlı orta derecede kalori kısıtlamasıyla işe başlamak gerekiyor. Yani bir ayda maksimum 5-6 kilo, minimum 1-1,5 gibi kilo gibi hedeflemek gerekiyor. Burada da asıl önemli noktalardan bir tanesi, kendinizi asla başka biriyle kıyaslamayın ve kendinize yeme konusunda acımayın. İşte o benden iki kat daha fazla yiyor ama neden onun vücudu benden daha çok kilo veriyor? O neden zayıf, ben neden topluyum gibi kendinizi eleştirecek cümlelerden lütfen kaçının. Çünkü hiç kimsenin, bakın parmak izi aynı değil, metabolizması aynı değil, boyu aynı değil, ne bileyim burnu aynı değil. Hepimiz yaratılışlı farklılıklara sahibiz, metabolizmalarımız da farklılıklara sahip. O nedenle kendinizi başka biriyle kıyasladığınızda ve kendinizi eleştirdiğinizde her zaman pes edersiniz ve yenilirsiniz. Kendi metabolizmanızı kabullenin ve bu metabolizmayı daha iyi hale getirmek için çaba göstermek gerekiyor. Burada yapılan en büyük yanlışlardan bir tanesi çok düşük kalorili diyetlerle işe başlayıp kısa vadede çok hızlı kilo verip uzun vadede bunu bitirememek. Ben bunu çoğu zaman kaplumbağa ile tavşanın yarışına benzetirim. Hani bilirsiniz o meşhur hikayede tavşan önden hızlı hızlı koşar. Sonra bir bakar kaplumbağa arkadan yavaş yavaş geliyor. Ben azıcık dinleneyim derken kaplumbağa yarışı bitirir. O nedenle önemli olan hep devam edebilme becerinize sahip olmaktır. Bir hastamdan örnek vermek isterim size. Bu hasta şu şekilde gelmişti bize. İşte doktorcum ben daha önce bir diyet yaptım. Zayıflamak için bir çaba gösterdim. Bir merkeze gittim. Orada bana diyet listeleri verildi. Ve ben 6 ay çok katı bir diyet yaptım. İnanın o listelerde yazanın dışında hiçbir lokma ağzıma sürmedim. 6 ayda yaklaşık 30 kilo verdim. Ve bu 6 ay bittikten sonra kendimi gerçekten iyi hissediyordum. Ve kendi kontrolümü yapabileceğimi düşünüyordum.
dedi. Ve Trabzon'a bir işgezisine gidiyor bu hastamız. İşgezisinde kendini kontrol edebileceğini düşünürken hastamızı bir yemeğe götürüyorlar. Ve orada kuymak mı dersiniz, pideler mi dersiniz, kuru tereyağlı kuru fasulyeler mi dersiniz, hamsiler mi dersiniz? Hastamız hepsinden abartılı bir miktarda yiyor bir oturuşta ve sonra kendine çok kızıyor. Diyor ki işte diyor sen bunu yapamıyorsun. Sen bu kadar kendine hakim olamayan bir insansın. İşte yedin 6 aylık bütün sistemi batırdın. Sen bunu yapamıyorsun. Ye gitsin diyor. Şimdi hasta baktığınızda bu 6 ayda 30 kilo vermiş. Yani örnek veriyorum 120 kilo başladığı bir yolculukta 90 kiloya inmiş. 1.80 boyunda bir erkek hasta diye düşünün. Trabzon'a gittiği bu seyahatte bir oturuşta bu yediği yemek bu hastaya en fazla 1 kilo aldırabilir. Ama hastanın düşüncesine ben bunu yapamıyorum diye düşündüğünde ve kendini yemeğe vurduğunda işte bu kilolar kişiye tekrar geri gelir. Ve buradaki olumsuz düşünce hastayı aşağı çekiyor ve bir 7-8 ay kadar yiyor, içiyor, üstüne bir 35-40 kilo alarak bize başvurduğunda. Benim meşhur bir cümlem vardır. Hiçbirimiz laboratuvarda yaşamıyoruz. Bazen gerçekten kendimizi kontrol edemeyebiliriz. Çok büyük miktarlarda yiyebiliriz. Ama bir sonraki öğünde bunu hemen toparlamak lazım. Ya da ertesi gün bu işe yeniden başlamak gerekiyor diye düşünüyoruz. İşte burada da kilo vermeye başladığınızda bir kere gerçekçi olacaksınız. Kendi metabolizmanızı kabul edeceksiniz. Kendinizi bir başkasıyla kıyaslamayacaksınız. Vücut direnç gösterdiği noktada kendinize dürüstçe şu soruyu soracaksınız. Ben kilo kontrolüne nerede hata yapıyorum? Şimdi yapılan birçok araştırmada şu biliniyor. Eğer her şeyi aynı şekilde yapmanıza rağmen eğer kilo vermeniz duruyorsa belki bir metabolik problem devreye girmiş olabilir. Bir tiroid bezinde problem ortaya çıkmış olabilir. Ya da bazı vitamin mineral eksiklikleri metabolizmayı yavaşlatmış olabilir. Ya da insülin direnci, karaciğer yağlanması gibi başlangıçta doğru teşhis koyulmamış bir semptom alevlenmiş olabilir. Bu dönemde de eğer her şeyi yaptığınız halde kilo veremiyorsanız mutlaka bir dahili hekimle muayene olmanızı öneririm. Bununla birlikte hani kilo veremediğinizde ben nerede yanlış yapıyorum cümlesi var ya, işte burada kendinize dönün şunu sorun. Tahılımı çok yiyorum, porsiyonum büyük yedim yoksa yağlı mı yedim? Bir insan istediği şekilde kilo veremiyorsa işte bu üç şeyde hata yapıyordur. Tahıl, ne yazık ki bizim mutfaklarımız tam bir tahıl cenneti. Pirinçler, bulgurlar, un, şeker, patates, makarna neredeyse birçok yemeğimizin temel taşı bunlar. Ve biz karbonatı karbonatla yiyen bir toplumuz. Mesela patatesli sulu köfte, yanına pirinç pilavı, önden çorba, yanına ekmek. Hiç yabancı gelmedi böyle bir menü değil mi? Kaç tane karbonatı yan yana yiyoruz? Burada yapmanız gereken karbonhidratı sadeleştirmeniz gerekiyor. Sofranızda bir karbonhidrat olsun. Yemeğin sonuna doğru yiyin. Bunu mümkünse ekmek olarak tercih edebilirsiniz. İkinci önemli nokta porsiyon büyüklüğü. Bir porsiyon dediğimizde birçok insanın aklına farklı dilimler gelir. Mesela bir dilim ekmek dediğimizde kocaman bir Trabzon ekmeğinin bir dilimi de olabilir ya da incecik dilimlenmiş bir dilim ekmek de olabilir. Burada gerçekçi olarak bir dilim ekmekten kastımız 25 gram ekmektir. Bu da dilimlenmiş satılan ekmeklerden bir tane alıp evinizde mutfak tartısı yoksa elinizle tartarak bunun ne kadar olduğunu anlayabilirsiniz. Bulgur ya da pirinçten bahsederken iki dolu yemek kaşığı pişmiş pirinç ya da bulguru düşünebilirsiniz. Demek ki neymiş? Porsiyon büyüklüğüne dikkat edeceğiz. Bir hastam vardı benim. Hocam ben çok az yiyorum, çok az yiyorum diyordu. Ya dedim bir fotoğrafını çek de bir göreyim dedim. İnanın kocaman bir servis tabağının içerisi dop dolu yemek vardı. Dedim ki sen dedim istersen bu servis tabağını bir değiştir. Bu kahve içtiğimiz fincanlar var ya onların tabakları. Bu tabağa koy yemeklerini dedim. Yani bir tabağın içerisine kocaman bir porsiyon almaktansa küçük tabaklar her zaman gözümüzü daha iyi doyurur. Bu hasta bu fincanların tabaklarını kullanmaya başladığında gerçekten çok iyi doyduğunu, gözünün doyduğunu, gönlünün doyduğunu ifade ederek gayet güzel kilo vermişti. Demek ki biz ne yapacağız? İstediğimiz şekilde kilo veremiyorsak hemen kendimizi eleştirmeye, yaptığımız sistemi eleştirmeye başlamadan önce vücudumuzu kabulleneceğiz. Bazen evet ilk başta hızlı kilolar gidebilir ama sonradan vücut mutlaka metabolizma bunu ayarlar. Bir insan her ay 5 kilo verirse 10 ay sonra ortadan kalkar. O nedenle uzun vadede düşündüğünüzde ayda ortalama 2-2,5 kiloluk bir kilo kaybı oldukça sağlıklı bir kilo kaybıdır. O ayı değil, başladığınızdan itibaren geçirdiğiniz bütün ayları göz önüne alarak, verdiğiniz kiloyu göz önüne alarak kendiniz buna devam etmeniz gerekiyor.
Yine bununla ilgili demek ki ne yapıyormuşuz? Nerede hata yapıyorum cümlesini kendimize soruyoruz. Tahılımı çok yiyorum, porsiyonumu çok yiyorum yoksa yağlı mı yiyorum? Bunları bir gözden geçirmemiz gerekiyor. Ama bütün bunları yapmaya rağmen hala kilo veremiyorsak metabolizmada bir sorun olabilir. Bununla da ilgili bir dahiliye doktoruna başvurmamız gerekiyor. Verilemeyen dirençli kilolardan ne yapmalıyız? Bugünkü konumuz buydu sevgili dostlarım. Gelelim günün tarifine. Ispanak artık bolca bulunmaya başladı. Benim de çok sevdiğim sebzelerden biri. Ama biz mutfaklarımızda ıspanağı öldürerek yiyoruz. Ben de diyorum ki artık ıspanağı yaşatarak yiyelim. Ve ıspanağın salatasını yapalım. Çiğ ıspanak yemeye başlayalım. İçindeki demiri, C vitaminini daha iyi kullanma açısından çiğ yemek her zaman faydalı. Tabii ki bazen kıymalı, yumurtalı yemeğini de yapıyoruz. Ama genellikle salatalarınızda da ıspanağı çiğ olarak kullanabilirsiniz. Yarım bağ kadar çok güzel yıkadığım, ince doğradığım ıspanağımı salatamın içerisine koyuyorum. Öyle güzel kokuyor ki. Üzerine ince kıyılmış yeşil soğanlarımı koyuyorum. Tam bir C vitamini deposu. Kışın sık sık hasta olanlar, bağışıklığım kuvvetlensin diyenler, acıkıyorum, doymuyorum, gözüm doymuyor diyenler, işte sizlere tavsiyem bu ıspanaklı kısırı yapmanız. Kısır diyorum çünkü içerisine bulgur koyacağım birazdan. İnce kıyılmış maydanozlarımı ekliyorum. Ödem problemleri olanlar için de çok iyi bir ödem çözücü biliyorsunuz. Maydanoz ve ıspanak birleşince tam bir ilaç gibi yiyecek. Tıbbın babası Hipokrat ne demiş? Yiyecekler ilacınız olsun demiş. Size ben de ilaç gibi tarifler hazırlıyorum. Ve içerisine yaklaşık 3-4 yemek kaşığı kadar kısır koyuyorum. Bu salata 2 kişilik. Eğer 1 kişi yiyecekseniz 2 yemek kaşığı kadar koyabilirsiniz. Yalnız burada bir püf noktası var. Kısırımın üzerine, bulgurumun üzerine az zeytinyağı koyacağım. Zeytinyağı bulgura çok yakışıyor. Ve üzerine biraz limon koyacağım. Bulgur bunu çeksin diye. Sonra bunları güzelce bir karıştırıp üzerine nar ekleyeceğim. Hadi bugün bu tarifimi yapın, bir de kulaklarımı çınlatın. Hep diyorum ya, bir öğününüzü salata olarak geçirebilirsiniz. Yanına bir bardak ayranla birlikte, bir dilim ekmek de isterseniz doymazsanız yiyebilirsiniz. Bu şekilde karıştırarak efendim ıspanaklı, bulgurlu, narlı, antioksidan deposu, C vitamini içeriği çok yüksek bu salatamızı gördüğünüz gibi hazırladım. Üzerine kalan limonumu ekliyorum. Yağdan biliyorsunuz elimiz hep fakir gidiyor. Bir tatlı kaşığı yağ bir salata için bir kişiye yeter. Üzerine de narlarımı ekliyorum. Bakın rengarenk, sağlıklı mı sağlıklı. Gördüğünüz gibi tam bir C vitamini deposu, antioksidan deposu, hücrelerimizi temizleyecek. Efendim narlı salatamızı sizler için tarifini verdik. Ne diyoruz? Kendimizi bir başkasıyla kıyaslamıyoruz, kendimize acımıyoruz. Her programda olduğu gibi programın sonuna gelirken Instagram'da her sabah sizler için ruhumuzu iyileştiren cümleler var ya, o cümlelerden biriyle de programımızı yavaş yavaş bitirebilelim. Ne diyordu Arif? Giden ayaklarsa eğer geri gelir. Fakat giden gönülse işte o bir daha geri gelmez. Ey insan, Kaf Dağı kadar yüksekte olsan da kefene sığacak kadar küçüksün. Unutma, her şeyin bir hesabı var. Üzdüğün kadar üzülürsün diyor Şems-i Tebrizi. Hayat bir bumerang gibidir. Yaptığımız, söylediğimiz her şey dönüp dolaşıp yine bize gelir. Bazen hemen, bazen de yıllar sonra. O yüzden şu an söylediğimiz ve yaptığımız şeylere dikkat edelim. Çünkü onlar bize dönmek için yola çıktılar bile. Ne diyelim, hep iyilikle kalalım, birlikte olalım, sağlıkla yaşayalım. Düşünelim, mutfaklarımızda, bedenlerimizde reformlar yapalım. Gerçeği görelim ve birlikteliğimizden hiç ayrılmayalım sevgili dostlarım. Fazla kilolarınız varsa hiç endişe etmeyin. Ben bu programda her gün sizlerle yıllarca biriktirdiğim tecrübelerimi paylaşıyorum. Kalıcı kilo vermek diyet yapmaktan geçmez, yaşam tarzınızı değiştirmekten geçer. İşte burada da ben elimden geldiği kadar bütün bilgilerimi sizinle paylaşıyorum. Notlarınızı alırsanız, bunları uygularsanız eminim günler içerisinde siz de fazla kilolarınızdan yavaş yavaş kurtulursunuz. İstemeyerek yine bir programımızın sonuna gelirken, sizin için yaptığım bu ıspanak salatasını bu akşam yapıyorsunuz. Akşam yemeğinde bunu yiyorsunuz, yanına bir bardak ayran içiyorsunuz. Sabahleyin ne kadar hafif ve iyi kalktığınızı göreceksiniz. Ne kadar deliksiz ve iyi uyuduğunuzu göreceksiniz ve birbirimizin kulağını çınlatacağız. Hadi bakalım, bana hava ısmarladık. Yarın tekrar birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.